sorum var. Buyurun Fatih Bey. Sayın Başkan, 537 nolu karar. Bana ilginç geldi. Burada bir açıklama bekledim. Soru sorulmuş çünkü. Soru il özel idaresine ne sorulduğunu merak ettim. Sayın Başkan, Soru özel idaresiyle ilgili sadece içermiş bilgisinize kaymakamın tarafından bir test, işlem test edilmiş bir konu hakkında. Kumla ilgili. Öyle değil mi? Kumla ilgili. Biz de Çorum Özel İdaresi'ne bu konuyla ilgisi bilgisi olup olmadığını, personellerin burada olup olmadığı konusunda bir yazı yazdık. İdarenin kendi haberi var mı diye onu bir sorduk Çorum Özel İdaresi'ne. Yok yok, ben onu sormuyorum. Şimdi bu maddenin nasıl geldi, nasıl gitti, kim, ne oldu da bu encümenin şeyine girdi, jandarma mı yakaladı, 1792 metreküp kaçak kum malzemesi alındığı tespit edilen konuyla ilgili idari para cezasının belirlenmesi. Burada bir işlem var. Bu işlem ne diyor? Tabii sorayım. Tabii. Jandarma saray... onu açıklasanız da Mehmet Bey. Saray bir jandarma komutanlarımız bir tespit yapmış. Bu rapor bize geldi. Bu rapora istinaden encümene gündem oldu zaten. Encümenimizden de bunun bir özel idaresine, Çorum bir özel idaresine burada böyle bir görevlendirme, resmi görevlendirme yapılıp yapılmadığı soruldu. Şimdi Sayın Başkanım, deminki yaptığım konuşmayla bu iş örtüşüyor, uyumlu. Bu konuşma öğlen planladım. Bu encümen kararı da Murat Bey biraz önce verdi. Yani bu danışıklı bir şey değil benim açımdan. Şimdi demin söylemeye çalıştığım konu, ocak yoksa biz bu işleri yapamayız. Dikmen'de ocak yaratamazsa Dikmen'in sorununu bu ilin meclisi çözemez. Mümkün değil. Erfelek'te de aynı şekilde. Dikmen'deki yaptığımız yollarda betonla mı Dikmen'in köylerini kurtaracağız? Asfaltla mı? Ya asfaltla kurtaramıyorsak niye Dikmen'de asfalt yapalım? Dikmen'e beton yolu yapalım. Gibi orman köylerinde yolumuzu koruyamıyoruz. Bak, devlet devletten ne yapıyor? Malzeme götürüyor. Hangi devlet? Çorum devleti. Hangi devletten götürüyor? Sinop devletinden. İşte sorun bu. Onu anlatmaya çalışıyorum. Abdullah Bey, beton yol konusunu Mehmet Bey de birkaç defa gündeme getirdi. Önümüzdeki günlerde konu bir şey yaptı. Peki, bunu biraz daha ciddiye alabilirsek İnşallah. Şöyle yapalım, bir öneri daha yapayım. Nereden bu kadar kafana girdi bu iş dersiniz? Basından girdi. Ben bu konuya hakimim, beton yola hakimim. Samsun Büyükşehir Belediye bu konuda patlama yapmış. Sivas Özel İdaresi'nden, oradan, buradan, Giresun'dan, Ordu'dan heyetler Samsun Belediyesi'ne gidiyorlar. Arkadaş, siz bu işi nasıl başardınız diye briefing alıp illerine geri dönüyorlar. Çarşamba da yaptı özellikle. Önerim. Dairemizin seçkin personeli, teknik elemanları bir Samsun seyahati düzenleyip gerekli raporları düzenleyebilirler. Bu konuda çok ciddi çalışmalara girebiliriz. İşte bu işte 40-50 yıllık yolları böyle kurtulduk. Ha eserin ne diye yarın sordukları zaman ya dersin işte bak benim de eserlerim bunlar kardeşim. Olmayan işleri yaptım. Evet, teşekkür ederim konuşmacılara.